Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için alt koridorda Jhin oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Bu arada ben şu başlangıcı yapmayacağım. Şuradan nerede bizim uzun kılıcımız? Ha, uzun kılıç başlangıcı yapıyoruz. Doldurulabilir iksir. Ardından görüş skoru diyorum ya. Görüş totemi alıp koridorumuza ilerliyoruz. Kararmalı Jhin build ile oynayacağım. Biliyorsunuz şu an Jhin nerflü durumda ki kararma da aynı şekilde şu an iyi durumda değil ama bakalım hala yapılabilir durumda mı, hala iş görür durumda mı Jhin, bunu merak ediyorum. Ben verimli olabileceğini düşünüyorum açıkçası ama dediğim gibi çok da kesin bir şey söyleyemiyorum. Şuradan sesi bir tık kısabilirim. Tamam. Bu şekilde gidelim. Şimdi pantheonumuz, ha şimdi geldi o da. Keşke üzerine tutuştur alsaymış. Karşıda Soraka var. Tutuştur olmadan bitkinlik çok anlamsız kalacak bu oyun. Pantheon gelene kadar da ben ileri çıkamam. Birazcık şöyle arkalarda takılacağız. Yapabileceğimiz farklı alternatif bir şey yok maalesef. Q yeteneği başlangıcımızı yapalım. Şu olaya gıcık oluyorum ya. Keşke birazcık daha canlarının azalmasını bekleseydim. Rakip nişancı piyasada yok. Nerede bilmiyoruz. Şu an koridora gelmedi. Güzel. Yasuo orada bir first blood aldı Nocturne'dan. Nocturne orta koridor. Ki çok önceden yapılıyordu. Artık yapılabilir durumda olduğunu düşünmüyorum. Benim takım bayağı hızlı başladı maşallah. Burada minyon kaçırmasaydım çok tatlı olacaktı. Yani erken oyunda zaten rakip nişancı yok. Şimdi adam buradaki minyon dalgasını tamamını alınca otomatik olarak bize karşı farmda üstünleşecek. Durumlar güzel. Rakip ormancı Eko. Çok da rakibin üzerine gitmek istemiyorum. Anonim gördüğünüz gibi Karasat. Karasat'la birlikte karakter çok daha verimli. Onun dışında alternatif bir rün tercihi bir ayağı çabuk gördüm. Farklı da bir rün görmedim. Onu da belirteyim. Dediğim gibi ayağı çabukla birlikte çok daha fazla verim alabilirsiniz. Şöyle bir tane daha Q'mu verdim. 4 levelde yeteneğini açıyoruz arkadaşlar. Build olarak kararma, tahsildar ve benzeri eşyalarla devam edeceğiz. Tahsildarın da biliyorsunuz artık bir nerf'ü var. Sadece şampiyonlar üzerinde canları %5'in altındaysa tetikleniyor. Değilse tetiklenmiyor arkadaş. Güzel. Çok iyi. Ah! Ya Soraka'nın bu olayı çok saçma ya. Niye bu kadar fazla vurursun ki? Kestim pantolonu. Kendi de öldü. O sıçraya atmasaydım bari. Neyse sorun yok. Burada gördüğünüz gibi ilave paramız oldu. Uzun kılıç başlangıcı yaptığımız için. Şunu da aldık. Pink Ward'umuzu da alalım. Devam edelim. Haydi bakalım. Yusuf'umuz 3-0. Karşıda 2 skorda Soraka'da kaldı. Buna mutlu olabiliriz. O yüzden çok dert olmayacak. Soraka'ya karşı da ben iyileştirmesini kesebilmek adına bir burada iyileştirme kesici bir eşya alacağım. Cellal'ın çağrısı. Bununla birlikte de rahat edeceğiz. Zaten fani hatıratına da gideriz. İçerisinde kritik vuruş da var. Tam anlamıyla Jhin isteyebileceği bir senaryo. Farm'da da üstünüz zaten. Samira da oldukça nerflü. O yüzden yine mutluyum. Hadi be. Yakalayabilmiş olsaydım burada Pantheon'lu adamı burstleyecektik. Ya benim hem 4. mermimi doşluyor hem Q yeteneğimi doşluyor. Çok sinir bozucu. Allah'tan yeteneğinin bekleme süresi oldukça uzun da. Ya.
Şu an ormanı göremiyorum. O yüzden Eko nerede bilemiyorum. Güzel. Şu an bu arada yüksek ihtimalle ejderdeler ya. Tahmin ettiğim gibi. Eko'nun buralarda olmadığını bilsem. Çok güzel. Burada yani dördüncü mermiye o burst'a dayanması mümkün değil. Soraka'nın önüne geçti ama kendisi öldü. Aynen bence de daha iyi. Neyse bir plate aldık. Hemen burayı hızlıca bir itmemiz lazım. Tamam. Phase atma vakti. 1400 gold var üzerimde. Mükemmel başladık. Rakibimize karşı da neredeyse 20 milyon üstünüz. Her şey süper gidiyor bizim için arkadaşlar. Oo ya son 3-0'da bir anda geriye düşmüş adam. Cellat'ı da çektik hemen. Mis. Pantheon'da aslında bir cellat alsa hiç fena olmaz. Oo Nocturne'e bak. 5'e 3'e geldi adam. Nasıl gelebiliyor abi? Bu adam geri düşmüştü. Üzücü. Akali'nin teleportu yok. Burada Fiora plate de alacak. Çok da fazla minyon kaybediyor Akali. Kötü oldu orada ölmesi o yüzden. Şifamız birazdan dönüyor. Bu adamın da bariyeri dönüyor. Artık ultimiz de var. Bir yerden sonra Nocturne de damlamaya başlayacak. İşin kötü yanı da o aslında. Nocturne'ın damlamaya başlayacak olması. Yardımcı olmak isterdim açıkçası ama Eko da sıçrasıyla birlikte geldi. Eko'nun buraya geleceğini hep biliyordum ama zamanını kestiremiyordum. Skor bir de Samira'ya gitmiş, işin kötü yanı o. Canını geri fulledi adamın. Şifa bassam da Pantheon'u orada kurtaramazdık. Dikkat etmeleri lazım, şu an Eko falan yok. Yani biz uyarmamıza rağmen bu adamlar orayı itiyorlarsa diyecek bir şeyim yok. Öldüler. Nocturne ultisi de geldi. Yani bir defa ping atıldığında benim bildiğim herkes anlar ve geri çıkar. Abi bizim sınıfçıda öyle olmuyor işler. Neyse Soraka'yı kesmişler en azından. Güzel, bu plate'i tek başımıza aldık. Altın olarak bayağı bir üstünleşiyorum. Kararmaya da ufaktan gidiyoruz. İyi, o minyon da kaçmadı. Belki bir plate daha çıkartırım. Soraka geldi. 1200 gold'umuz var. Direkt gidip kararmayı bitirebiliriz şu an. Kore eşyamızla oynamak her zaman daha verimli ve daha işlevsel olmamızı sağlar. O yüzden onun bitmesi lazım. Ben
Haydi gidelim bakalım. Fiora'nın atmış 2-3. Oo, bir de alameti aldı Eko. Kara sattı Eko. 6 hasadı var. Dakika 10'da. Aferin. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Warwick oynayabileceği en kötü oyunu oynadı burada sağ olsun. Bir de mağlubiyet yazıyor ya. Yani arkasında Soraka var o adamın. Sen niye bu adamla savaşmaya çalışıyorsun ki? Yani çok iyi giden bir lane maalesef basit hatalarla ne hale geldi. Hadi sayıcı üstün olsak diyeceğim ki ulan zaten biz sayıcı üstünüz. Burada bu yapılır ama öyle de değiliz yani. İyi bari Eko bu ejderi almak için buraya girerek çok doğru bir hamle yaptı. Tekrardan benim için base vakti. Bozma base'imi. Tamam. Şimdi tahsildara ilerleyeceğiz. Parçamızı da aldık. Saldırı gücüm bayağı arttı. 224 saldırı gücüm var. Ama bu oyunu karşıda böyle bir noktam varken taşıyabilmem çok zor. Gerçekten çok zor. İyi Allah'tan skor alıyorlar bizimkiler. Pantheon ne yapmış? O da kararmaya doğru ilerliyor tahminimce. Doktor Mid Kule'nin içinden geçmiş. Şuna bak. Benden kusursuz işler bekleniyor. Bu adam 40 milyon geri düştü. Ama Soraka'sı olduğu için çok rahat ayakta kalıyor. Can çalması falan biliyorsunuz. Büyük ölçüde nerflendi ultisiyle birlikte. Ama arkasında Soraka olduğu için etkiyi fark edemeyeceğiz. Şu an eşya olarak çok üstünüm Samira'ya göre. Ama dediğim gibi arkasında bekleyen bir Soraka var. O Soraka olduğu müddetçe de savaş aramam çok mantıklı değil. Bekleyelim. Pantheon zaten bakın gitti orada bir şeyler yaptılar falan. Ki hala oradalar. Belki yine daha fazlasını da çıkarttılar. Ulti aldılar. Çok iyi. Jin geliyorum dayan. Sorun yok. Böyle durumlarda bekleyin desteğinizi. Bakın orada gitti bir şeyler çıkarttı. Belki skor alamadılar. Ama rakipten kaynak çıkarttılar. Benim için önemli olan bu. Ben burada safe bir şekilde takılırım. Sıçram da var zaten. Birazdan şifamız da geliyor. Nocturne de ulti bastı. Ah, onu alamadık. Bazen sessizliği imreniyorum. Çünkü gürültülü bir sanatım var. Şu an burada güzel bir savaş yapmamız lazım Pantheon'la birlikte. Şu çalının tam ucuna bıraktım. Bir anda gelmeye kalkarsa o çalıdan yürümeye kalkarsa adam inmesi azalsın. Hızlı bir şekilde üzerimize atılamasın.
Aa. Ah, kaçamadım. Arkada dedim belki o skoru ben alırım da. Neyse sorun yok. Yani burada yaptığımız takas 2-2 fakat Eko'nun işin içine girmesi birazcık işleri bozdu. Sen de gel bakalım. Bu birazcık pozisyonlara geç kalıyor. Sorun değil. Ejderi alalım ama. Yani istediğim şey burada ejderi alabilmek. Akali Taplay'ından kule almış. İyi. Fiora ona karşı farmda üstünleşememiş. Bu daha da iyi. Zaten tahsildarımla geldikten sonra ben birazcık daha fazla hasar vermeye başlayacağım. Bunun yanı sıra etkimiz birazcık daha artacak. Ama Celladın çağrısını acilen tamamlamamız lazım. Keza daha çizmemiz bekliyor. Hantalız. Eko da geldi, bir de Karahasat aldı orada. Nocturne tapa gitmiş. Adam inatla bota geliyor ya. Çünkü ejderi alabileceklerini biliyorlar. Kesebilir mi Warwick? Ultisi de yok. Kesti, güzel. Helalsiniz. Yasuo'nun can çalmaya bak. Yasuo'nun can çalmaya bak. Bu ne abi? Mükemmel bir şey ya. Ben de Yasuo oynayacağım. Bu neymiş abi? Can çalmayı gördünüz mü adamın? Bir anda dirildi. Eko ona hasar bırakamadı. Gidelim şu midi itelim. Eko inatla botu oynuyor mesela. Samira ve Soraka koridoruna baskın atmak zordur. Niye? Kitle kontrolleri yok bu adamların. Ha, hasar konusunda destek olabilirler ama savaş başlatacak herhangi bir şeyleri yok. Bizde Pantheon var. Warwick bize gelmiyor. En rahat baskın atabileceği koridor. İleri çıkamıyorum. Göremiyoruz rakibi. Tamam, tapa gitmişler. Ejderi aldı bizimki. Bu oyunda bir kere şöyle bir senaryo olacak. Nocturne ultisini genel itibariyle bana atacaktır. Akali'yi de düşürdüler. Akali de çok fazla hasar bırakabilir mi bilmiyorum ama bilinmezlik küresi falan da almış. Yasuo'da base'deyken biz bekleyelim. Nocturne ultisi uzun süre bekleme süresi tabi ama. Soraka'nın bastığı cana bak. Bıktık ya. Vallahi bıktık. Yani. Helalsiniz çocuklar. Mavi kuleye. Mis. İyi, bu kulenin gelmesi çok daha iyi. Şimdi kalabalık bir savaş yaptığınızda bu adamların etkisi azalacak. Şu an baron alamayız bu arada. Çok riskli bu baron. Ama barona bait diyebiliriz, sanki baron yapıyormuşuz gibi. Aa, cidden yapıyoruz şu an bu oranı. Güzel. Süper.
Süper abi. Cidden süper. Yani bu baron bu kadar güzel yönetilemezdi. Eko ilk başta arada çok kötü bir şekilde kaynadı. Güzel denedi yani. Pozisyon deneyecek de Eko. Başka yapabileceği alternatif bir şey yoktu. Sonrasında da Allah'tan bayıldı. Orada Nocturne'un ultisini daha erken basması gerekiyordu. Map'i karartıp Eko'yu hani birazcık daha rahatlatabilirdi bu pozisyon sayesinde ama yeterli olmadı. Buraya teleport geldi bu arada Fiora'dan. Atikliğimizi de aldık. Şimdi üzerimize direkt ebediye mi yol alsak yoksa celladı çevirsek mi? Celladı çevirelim. 8 hasat da bizde oldu. Kestiler bunu ya. Kuleyi aldı ama. Bu adam bak daha 1,5 eşya, biz 2,5 eşya aldık. Akali. Akali ne yapıyorsun Akali? Yasuo özellikle mi bekledi bilmiyorum ama yani atılsa sanki direkt kesiyorduk adamla. Bu sefer de ben alırım. Güzel sıçra. Muhtemelen bu hamleyle oyunda bitecektir. Eskisi kadar güçlü değil Jhin, onu söyleyebilirim. Yani bir ama öncesindeki Jhin'le şu anki Jhin bir değil. Ama hala iş yapıyor mu? Yapıyor. Yani damage konusunda çok büyük sorunları yok. Ama eski Jhin'i aratıyor. Arkadaşlar alt koridorda Jhin'imiz de bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu belirtebilirsiniz. Tekrar da izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.